Bak dalgayı da aldık. Bakın dostlar şu an vapurun dalgasını aldık. Vapur da dönüş yapıyor, biz de dönüş yapıyoruz. Yani o kadar büyük olmayabiliriz ama aynı sudayız. Fark eder mi yani? Bak baba nasıl döndü yalnız. Üzerimize doğru gelen bir vapur var. Şuraya gelebilir, sen uzaklaş. Vapur geliyor, şu an sıkıntı yapmayın. Çok korkacak bir şey yok, göstereyim. Şöyle vapur geliyor üstümüze doğru. Çok iyi abi ya. Kaçak vapur seyri yapacağız. Kaç para normalde İstanbul'da? 15 lira falan galiba, değil mi? 15 lira olmuş. 10 liraya taşırız abi falan. Yunus, bunu daha önce vapurların arasında test etmiş miydin? Ya bu test artık sınırları zorlama testi. Ben hastayım böyle testlere. Bak vapur burada, biz de buradayız. İstanbul'un göbeğinde, Kadıköy'deyiz. Daha nasıl test edelim, değil mi? Denizde test ettiniz mi diyorlar ya. Aynen. Yani daha cevapları veriyordur herhalde. Ya şu video, hani bunun denizde nasıl denge testi dersin, bu video bu teknenin en iyi testi bence. Tabii ki onların yoluna çıkmıyoruz. Denizcilik kuralları var. Ben onların sahasına girmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dostlar Kadıköy'deyiz. Haydarpaşa hemen yanımda. Wow Yacht'ın bu mini katamaranı ile geziyoruz. Bu katamaran 4 kişilik fiber malzemeden oluşuyor. Ses sistemi var. Elektrikli motoru var. 5 knot kadar hız yapıyor. Yanımızdan da vapurlar geçiyor. Bakın. Yunus gösteriyor. 5 knot hız yapıyor dostlar. 4 kişilik. Şimdi tabii vapurlar geçtik. Hem güneşi ayarlamaya çalışıyorum. Hem vapur dalgasını çok sallanmayalım diye. Hem de çekim yapıyoruz. Çünkü bilenler bilir, vapur dalgaları çok serttir. Yani biz normal tekneler bile çok rahatsız olur. Biz bu tekneyle bile vapurların arasında geziyoruz. Düşünün. Sıktığımız yerlerde ve masada da suni tikler var. Yüzme merdivenimiz var. Çok güzel bir minder var arkada. Üste güneş panelimiz var. Aynı zamanda da Nedim Kuru Marin'de satılık dostlar. Bakın görüyorsunuz, şurası Kadıköy abi. Kadıköy dibinde vapurların içinde bu 4 kişilik katamaranı test ediyoruz. Ya bu oyuncak, evet oyuncak, güzel bir oyuncak, fantastik bir oyuncak ama vapurların dibinde bile bunu sürüyoruz. Haydarpaşa dere orada, vapurlar burada, biz de buradayız. Tabii ki dalga gelince sallanıyoruz hafiften ama düşmüyoruz denize veya herhangi bir şey devrilmiyor. Hafiften sallanıyoruz. Normal tekneler bile sallanıyor. Yunus da bugün bunu indirdik. Bugün günlerden cumartesi. Güneşli, muhteşem bir gün. Vapur geliyor. Kaçalım. Millet burada diyordur ki bu deliler burada ne yapıyor? Aynen. Ne işin var orada diye. Bak bak lütfen. Dalgası çok yoğun geliyor. Şimdi dönüyorum. Evet dostlar şu an 5 knot'la gidiyoruz. Vapurun dalgasını da kafadan alacağım. Elektrikli motor bu arada. Çok güzel bir motor abi. Elektrik candır. Şimdi bir dalga alacağız. Bakın dostlar şu an vapurun dalgasını aldık. İşte bu kadar sallanıyor bu. Görüyor musunuz? Koskoca vapurun dalgası bizi bu kadar sallandırdı abi. Bak. Yani şu çok normal bir sallantı. Çok dengeli bir tekne. Öyle söyleyeyim. Gayet dengeli bir tekne. Buralar suni tik, bardaklıklar var. Müzik sistemi var ama telif yerim diye onu şey yapmayacağım. Çünkü müzik çaldığım zaman müzik videonun evet, arkasında telif yiyoruz. O yüzden de dostlar 1-2 arkada da 2 kişi oturuyor. 4. Yunus bana güneşi işaret ediyor karanlıkta kaldın diye. Kaçak vapur seyri yapacağız. Kaç para normalde İstanbul'da? 15 lira falan galiba, değil mi? 15 lira olmuş. 10 liraya taşırız abi falan, değil mi? İBB şehir hatlarında kaçak yolcu taşıyor. Bu tekneyi daha önce fuarda size tanıtmıştım. Yunus'la beraber çok güzel ve dengeli demişti. En güzel tekne denizde denenen tekne bu arada. Vapur da dönüş yapıyor, biz de dönüş yapıyoruz. Biz de vapuruz ya. Yani o kadar büyük olmayabiliriz ama aynı sudayız. Fark eder mi yani? Bak baba nasıl döndü yalnız. Bu vapur niye bizim üstümüze doğru geliyor moruk? Üzerimize doğru gelen bir vapur var. Şuraya mı girecek acaba? Yok. Ben... Şuraya girebilir. He? Şuraya girebilir, sen de uzaklaş. Vapur geliyor, şu an sıkıntı yapmayın. Çok korkacak bir şey yok, göstereyim. Şöyle vapur geliyor üstümüze doğru. Yok, yan geliyor. Sen yine de yoldan çekil abi. Evet. Ben yine de yoldan çekileyim çünkü vapur geliyor dostum.
anda dalgayı alacak. Normalde bu böyle çok durgun suların aracı gibi gözükür ama testin babaannesini yap, değil mi? Bu testin babaannesi, vapurun dibinde. Kaptanlar da bana deli diyordur herhalde. Müzik sistemi, motorumuz burada. Tepe aydınlatmamız var. Tepe aydınlatmamız var, plexisini daha takmadık, takacağız. Bir tane vapur geliyor da şu karanlıkların ardından kocaman bir siyahlık görüyorum. Bir marine ses sistemimiz var. İki tarafta da ikili. Aydınlatma var, tepede de güneş enerjisi var. Şuralar tik dostlar, suni tik. Şu basamaklar da suni tik. Tabii biz böyle şimdi binçten indirdik ama birazcık böyle kirli. Arkamda da vapur var. Tanıştırayım. Yunus, bunu daha önce vapurların arasında test etmiş yok, miydin? Ya bu test artık sınırları zorlama aynen testi. Ben hastayım böyle testlere. Bak, vapur burada. Biz de buradayız. İstanbul'un göbeğinde, Kadıköy'deyiz. Yani daha nasıl test edelim, değil mi? Denizde test ettiniz mi diyorlar ya. Aynen. Yani daha cevapları veriyordur herhalde. Yani şu video, hani bunun denizde nasıl denge testi derseniz bir en iyi testi bence. Çünkü vapurların arasında geziyoruz. Vapur dalgası, onun üzerine dalga yok abi. Bir de İdo'nun dalgası sert. Çok iyi abi ya. Tabii ki onların yoluna çıkmıyoruz. Denizcilik kuralları var. Yani. Onların yolu. Ben onların sahasına girmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Onların yoluna çıkmadan kenarından geziyoruz. Aha, o buraya girebilir işte moruk. Çok gitme. O şuraya da girebilir. Nereye girebilir bize doğru. Yani evet. Bir tane tekne geliyor. Şey bu ya. Kuru yük gemisine malzeme falan götürüyor bunlar. Servis gemisi. Acenta. Bu arkadaş buradan bir şey alacak. Engin kaptan. Keyifler yerinde. Tekne biraz pis. Yani silemedik çünkü çok heyecanla indirdik yani. Dedik ki hadi gel hemen çıkalım. Tekne biraz pis, kusura bakma. Bakın nasıl da gidiyor. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yunus'la Kadıköy'den size veda ediyoruz. Hoşça kalın.